YouTube ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Android telefonumuzdan daha önce indirdiğimiz Google AdSense uygulamasının yararlarından bahsedeceğiz. Google AdSense uygulamasından bahsedeceğiz. Çekimimize kolaylık olsun diye biz daha önceden Google AdSense uygulamasını Google Play'den indirdik ve çok küçük bir yer kavladı 10 megabayte varmayan bir yer kapladı. Yani işte Google Adsense uygulamamız tıkladık ve Adsense uygulamamıza giriş yaptık. Bizim Adsense hesabımız YouTube'a bağlı olduğu için. Evet, girdi. YouTube'daki bütün izleyen kanal izlenme sayısını her şeyi gösteriyor. Eğer onaylıysa bir web siteniz, blog sayfanız onaylıysa tüm içeriklerinizi hatta Admob'dan gelen içerikleri izlenme sayısını, tıklanma sayısını Google AdSense uygulamasından görebiliyoruz. Gördüğümüz gibi bu gece yarısı saat 0.0'dan itibaren 308 kişi sayfa kanalımızda sayfalarımız izlemiş. Videolarımızı izlemiş. Görüntüleme sayısı 167 imiş. Tıklama sayısı da 6 tıklam 6 kişi tıklamış. Reklamlara YouTube'daki videolarımızdaki reklamlara gece yarısı saat 0'dan itibaren 6 kişi tıklamış. Dün 19 kişi tıklamış. Bu ay 410 kişi tıklamış. Geçen ay 576 kişi tıklamış. Kullanımda olduğu süreçte de 3117 kişi tıklamış. Sayfa teosu. Her, göster her bin gösterim başı sayfa teosu. Nokta, nokta imiş gösterim teosu bugün şimdiye kadar %3.59'muş. TBM tıklama başına maliyet 0.9'muş. Bugün yani gece yarısı 0'dan itibaren 9 0.9 kuruş kazanmışız reklamlarımıza tıklama alttan. Ve sayfa teosu yani 1000 gösterim başına alınan ücret şu an 1.67 TL'de gösterim başına da ücret almışız. Youtube'daki videolarımızın. Google Adsense'den. Ve bugün şimdiye kadar da gösterim TBM'si de 3.07 kuruşmuş. Yani 3 lira 7 kuruşmuş. Ve dün 1.13 TL almışız. Bir geçen ay 2.4 TL ve böyle gidiyor. Ve buraya da tıkladığımızda böyle bir kırmızı yazı çıkıyor. AdSense başvurunuz hala inceleniyor. Hesabınız onaylanana kadar tamamen onaylanana veya reddedene kadar yalnızca boş reklamlar göreceksiniz. <laughs> Arkadaşlar bu YouTube hesabınızda, blog sayfanızda çıkan bu ya bildirme itimat etmeyiniz. Neden itimat etmeyiniz? Siz AdSense'ye başvurduğunuz bir web sitesinin adıyla başvurursanız biz blog sitesini bu şekilde başaramadık. Nasıl başaramadık? Önce blog yerde blog sayfaları açtık ve sonra da AdSense'yi onaylama için kafadan bir internet web sitesi tanımladık. Bize ait olmayan kafadan bir internet web sitesi tanımladık. Örneğin Google sitesini AdSense'de sitem olarak ekledik. Ancak Google sitesi bizim olmadığı için bu sitemi doğrula işte oradaki reklam kodunu yerleştirme gibi HTML e düzenleme gibi şeylere imkanımız olmadığı için site bizim olmadığı için biz bu siteye erişemediğimiz için bu kırmızı yazı da bu gösteriyor. Ayrıca bu kırmızı yazı eğer Google Adsense hesabınıza bu da tanımladıysanız AdMob'da onaylanana kadar bu yazılar çıkacaktır. Ve biz blog yer sayfamızı başaramadığımız için YouTube'a e odaklı çalışıyoruz ve YouTube e kanallarımızdaki gösterimlerimizi bize gösteriyor. Ürünler diyor. işte içerik için asense barındırılan 3.4 TL. Yani demin, demin ki ana sayfadaki gösterimlerin hepsi. Ve yine burada kırmızı yazı yine aynı çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar Adsense'den tam ne kadar para kazandığınızı şu kazançlar kısmına giriyorsunuz ya genel bakışta bunu herkes soruyor Adsense Türkçe forumda da herkes soruyor. Bu kazançlar neden hep sıfır diye sorulduğunda arkadaşlar bu kazançların hep sıfır olmasındaki temel şey sıfır görümesindeki temel şey YouTube kazançlarımız burada gözükmüyor. YouTube kazançlarımız Adsense hesabınızda gözüküyor. Gördüğümüz gibi tüm hesaplar diyor. 0 0 TL diyor. İşte ama gerçekten alsın web sitesine girdiğinizde gerçek kazançlarınız orada gözüküyor. İşte Google Asense uygulamasını bugün tanıtmaya çalıştık. Hoşçakalın.